Bir ortamdayız. Türkiye'nin asgari ücretinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Muhalefet ise dolar üzerinden asgari ücret hesabı yapıyor. Asgari ücret sene başında 385 dolardı, artık 291 dolar. Kardeşim, bu yılın başında asgari ücret dolar basında 385 dolar idi. Şimdi senin o dahi ekonomistliğinle, Asgari ücreti düşürdün 291 dolara 11 ayda, 10 ayda. Fark 94 dolar. Erdoğan, asgari ücretlinin cebinden çaldığın beceriksizliğin nedeniyle asgari ücretlinin kayba uğradığı aylık 94 doları yani 900 lirayı bir an önce hak sahiplerine vermekle mükellefsin. İnşallah asgari ücretli emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak milletimizin de tamamının ya tamam doğru oldu bu hakkaniyete uygun bir şeydir diyece fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Ne yapacaksınız? Yolsuzluklar kalkacak. Bu para vatandaşın ihtiyacını gidermesi için onun cebine aktarılacak. O beğenmedikleri Cumhuriyet döneminde 1938 yılında bir dolar 1 lira 28 kuruş, işsizlik %2,1, dünya 2. Dünya Savaşı'na doğru sürüklenirken Türkiye bir barış adası adeta bölgesinde. Beğenmedikleri Cumhuriyet dönemi. Ha ne var bunda rakamlarla oynarsınız işsizliği düşmüş gibi gösterirsiniz değil mi? Geçen ay 70 bin kişi iş bulmuş, işsizler ordusundan 70 bin kişi azalmış. Öyle söylüyor. Türkiye İnandırma, Türkiye İstatistik Kurumu. 70 bin kişi azaldı diyor. Bir önceki aya göre işsizlerin sayısı 3 milyon 700. <laughs> Valla size doğru söylemeye her zaman e, bir prensip olarak e, benimsediğim için herhalde bu, bunu telaffuz ederken gıcık tuttu. Haberi izleyelim. normalleşmeyle beraber orada bir iyileşme olduğunu ancak hala pandemi öncesi şartların bir hayli gerisinde olduğumuzu gösteriyor bize işsizlik rakamları. İşsizlik düşmüş olabilir ama bir sorun bakalım. Adam üniversite mezunu. Soruyorsunuz ne yapıyorsun? Pazarcıyım abi diyor. Harita mühendisi ne yapıyorsun? Pazarcıyım. Ya bunlar işsizlik düştü diyorlar. Neye göre düştü? Kaç kişi kendi mezun olduğunu yerine getirebiliyor. Kendi mezun olduğu yerlerde çalışabiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Eylül ayında işsizlik azaldı. İşsiz sayısı Eylül'de bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsiz sayısındaki düşüşü ucuzlayan iş gücüyle açıklıyor ekonomist Oğuz Demir. İhracattaki o artışın istihdama yansıdığı görünüyor. zaten özellikle ithal ithal girdiğiyle üretim yapan ve yurt dışına mal satan firmaların Türk lirası cinsinden en önemli gider kalemi sabit gider kalemi iş gücü her geçen gün kur arttıkça daha da ucuzlayan bir iş gücü ile karşı karşıyayız ihracatçı açısından. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik, diğer adıyla atıl iş gücü oranı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %21,9 oldu. TÜİK'in verdiği rakamların hiçbirine inanmıyorum ben bir genç olarak. %10'dan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu rakamların doğru olduğunu düşünmüyorum ya da yapılan istatistik istatistikler belirli alanlar için geçerli. İki kurum ve apayrı iki sonuç son bir yılda İşkur'a göre kayıtlı işsiz sayısı 219 bin artarken TÜİK'e göre işsiz sayısı 160 bin azaldı. İşkur ve TÜİK'in işsiz sayısı artışı arasındaki fark 379 bin. Ve işsizin azaldığını söylüyorlarsa bence çok komik bir durum. Çünkü <laughs> baktığınız zaman şu an bugün ben işsizim. Benim çevremdeki yaklaşık 100 kişiden 65'i net işsiz. 35 insan da artık girdiyse bile asgari ücretle ve benzeri bir şekilde bir yerlere giriyor. Türkiye göre istihdam edilenlerin sayısı sadece bir ayda 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise 0,5 puanlık artışla %51,7. İşsizlik bariz belli bir şey zaten var yani. Biz de mezun olduktan sonra düşüneceğiz. Bir yıl zaten kafadan işsiz kalıyoruz büyük ihtimalle ondan sonrası torpille artık tanıdıkla olursa. Gençler TÜİK'in açıkladığı genç işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Gençlere göre işsizlik oranı yüzde yirmi bir buçuktan çok daha fazla. Hem de durum bir grup insanın gençler iş beğenmiyor söyleminden çok farklı. E, i̇ş beğenmiyor grubu şöyle bir şey. Kendini yetkin bir şekilde yetiştirmiştir. E, belirli standartların üstündedir. E, kimse asgari ücrete çalışmak istemez. Yani şu an ben yüksek lisans mezunuyum mesela. Gidip de işte bir asker ücrete çalışmayı düşünemem, kendime yediremem. Orada verilen emek, eğitim çok fazla. Türkiye'de bir yerlere girebilmeniz için bir yerlerde tanıdıklarınızın olması şart. Herkes kendi tanıdığını bir yere koyduğu için zaten iş imkanı varsa dahi siz ilk adımda bulunmuyorsunuz. Her zaman yakın çevresindeki bir insanı ilk adım olarak düşünüyor. Gençler bir herkes herkes tecrübeli iş aradığı için zaten gençler mağdur oluyor. Yabancıları doldurdular düşük seviyede düşük seviyede maaş verdiklerinden bizim çocuklarımız işsiz kaldı. Ne gerek var? Herkes vatanında olsun. Benim vatanıma gelmesin. Ben milliyetçiyim. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum yabancı. Üniversite mezunları %80 açıkta şu anda. Yani inşallah bir çözüm gelir de bütün gençlik rahat eder. Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17'si tarım, %21,9'u sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Hizmetler ve sanayinin aslında istihdamda hem aylık bazda hem de yıllık bazda öne çıktığını görüyoruz. Hizmetler sektörü zaten önemli bir iş kaybı yaşamıştı. Onu bir miktar telafi etmiş gözüküyor. Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı ise %30,5. İşe girmekle işe girmemek arasında artık kayıtsız hale geldi vatandaş. Özellikle yeni istihdamın asgari ücret üzerinden yapıldığı sektörlerde 2825 lira artık alım gücünü iyice kaybetmiş bir ailenin bir vatandaşın geçimini sağlayabilmek açısından bir hayli düşük kalmış durumda. Mesela ben bir iş başvurusuna gittim. Fatih'te bir yerde isim vermek istemiyorum. Adam benden şunu bekliyor. Asgari ücretle e, her gün sabah 8'de gideceğim. Akşam 7'de çıkacağım ve Fatih'e eve gideceğim. Gidip gelme süresi, yol masrafları, şey, asgari ücret hiçbir şekilde yetmez buna. Türkiye'de 6 bin liranın aşağısı aç kalır. Türkiye'de yani Türkiye şartlarında yani dışarıya çıkayım eğleneyim meğleneyim yok. Sadece yemek yiyeyim desen 6 bin liranın aşağısı aç kalır. En doğru tespit 6 bin liranın aşağısı aç. Sadece karnını doyurmak istese 6 bin lira diyor. Doğru söylüyor vatandaş. 2825 liraya gidip geldiğine yol parasına, yolda harcayacağı paraya değmez. İş beğenmeyen var diyorlar. Dünyanın en ucuz iş gücü. Dolar bazında bakınca da Çin'den daha beter hale geldik. En ucuz şey insan emeği bu ülkede. Böyle olunca itiraz ediyoruz. Daha da yükseltiyoruz sesimizi. Daha yüksek sesle itiraz ediyoruz. Birileri çalışmadan maaş alınca, birileri gitmedikleri iş için bankamatiğe ayda bir uğrayıp parasını çekince, birileri huzur hakkı diye paraları alıp eve getirince daha da yükseltiyoruz sesimizi. Kusura bakmayın. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İletişim Başkanı, Saray İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un feragat ettim dediği maaşı almaya devam ettiğini iddia ediyor. Türk Hava Yolları'ndan maaş almaya devam ediyor Fatma Nur Hanım diyor. İşte o iddias. Bunun dışında TÜRGEV sadece yurt hizmeti veren bir kurum değil. Altun çiftinin aldığı maaşlar yine gündemde. Cumhurbaşkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun hakkında çıkan çift maaş alıyor haberlerini yalanlamıştı. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Fatmanur Altun, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'ndan aldığı maaştan vazgeçtiğini açıklamıştı. Ee, bazı e, bizi birbirimizden uzaklaştıran, bazı bir YouTube kanalına konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, "Altun'un feragat ettim dediği maaşı almaya devam ettiğini söyledi. Demişlerdi ki eşi maaştan feragat etti. Mahkemeye resmi cevap geldi. Resmi, mühürlü, damgalı. İnanmayana gösteriniz. Cevapta deniyor ki Geçen sene Türk Hava Yolları pandemi sırasında uçuşlar yokken yönetim kurulu üyeleri belli bir süreliğine maaştan feragat kararı almıştır. Yanılmıyorsam 3 ya da 4 ay. O dönemde hanımefendi maaş almamış. O günden sonra maaş almaya devam etmiş ve şu anda da maaşı yatıyormuş. Fahrettin 2, eşi de 2, etti 4 maaş. Mayıs 2018 tarihinden beri THY yönetim kurulunda görev alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun, kurumdan 3 ayda bir ikramiye ve huzur hakkı alıyordu. Birbirinizi sevecek bir şey bulamazsınız. Birbirinize karşı bir sevgi... Fatma Nur Altun maaş haberlerini Twitter üzerinden sert bir dille eleştirmişti. Altun, evet bir ücret var, aylık 20 bin lira ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat et olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi? İBB'de bile tek kurum 3 maaş düzeni varken aklınızın almaması normal demişti. Keşke herkesin imkanı olsa da fakir fukaraya, garip gurebaya yardımcı olabilse. Fakat bir kısmına bu imtiyaz tanındığında geri kalanın sesi yüksek çıkar. Elbette. İddia bu. Yanıt verir Fahrettin Altun ve eşi. Zaten veriyorlar. Ee, Twitter hesaplarını da çok aktif kullanmaktalar. Çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz, göndermiş olduğunuz sayısız 10 Kasım mesajına. Atatürk dünyanın gördüğü en büyük lider. Bir mucizeye imza atan, her şeyden evvel başaracağımıza, kazanacağımıza, daha iyi yaşayacağımıza bizi inandıran, ve bu yolda çok büyük adımlar atmış olan halkıyla birlikte milyonlarla birlikte her yaştan gençle birlikte bir cumhuriyeti